Herkes kendisini Allah'ın dininin son bekçisi ve o nasihati yapmasa artık bu nesil helak olmuş kadar son noktada duran son ilk yardım görevlisi olarak görür. Nasıl Allah cennetten söz ettiği zaman ilk ve tek aday benim diye göğsüm kabarıyor, nasıl cehennemden söz edildiği zaman eyvah düşer miyim diye endişe ediyorum, mümin olmak her insanın cennette olmasını arzu etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını böyle yetiştirdi. Ebu Derda radıyallahu anh ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden, bir gün bir yere giderken bir grup insanın birisini tartakladığını görmüş. Yanına yanaşmış, ne yapıyorsunuz demiş. Bildiğin gibi değil, şöyle şöyle pislikler yaptı bu adam demiş. Ne yaptı demiş. Şöyle şöyle saymışlar, çirkin çirkin işler. Yakalamışlar, linç ediyorlar. Ahlaksız herifi yakalamışlar, linç ediyorlar. Ama rahmeten lil alemin olarak gelen Muhammed aleyhisselamın medresesinden mezun, ondan icazet almış olan Ebu Derda ellerinden tutmuş, be adamlar demiş, bu bahsettiğiniz adam bir su kuyusuna düşseydi ne yapacaktınız? Çıkaracaktık oradan demiş. Görmüyor musunuz? Günah çukuruna düştü. Elinden tutun, çıkarın ve iyilik vazifenizi böyle yapın, bağırarak çağırarak değil demiş. Kuyuya düştüğünde çıkaracaktınız, günaha düştüğünde de kurtarın. Sonra da buyurmuş ki Ebu Derda radıyallahu anh, bu adamı kurtarın, onun gibi olmadığınız için de Allah'a şükredin demiş. İşte ve tevasav bil hak ayetini hem namazda zamm-ı sure okuyan hem de hayatında parola olarak gören Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem.